Ortağım mesul bu işlerden memur bey. O ödüyordu. Biz onu bilemeyiz amca. İcradan yazı gelmiş. Borcumu ödeyeceğim diye taahhütte bulunmuşsunuz. Ödeme de yapmamışsın. Ne icrası memur bey? Ben böyle bir taahhütte bulunmadım. Memur bey, benim abim suçsuz, inanın bana. Hak suçlu ödeme yapmayanın koluna girince götürürüm. Valla benim abim kalp hastası zaten. Baba. 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 Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Babamı götürdüler. Allah merak etme. Bulacağız o utanmazı. Vallahi de billahi de bulacağız, sen merak etme. Ne oluyor söylesenize. Kızım abimi götürdüler. Allah niye götürdüler babamı? Ah yandı, başı yandı benim abim. O Veysel denen ahlaksız adam yaktı başını benim abimin ya. Allah burnundan fitil fitil getirir inşallah. Seher. Ya işte kredi borcu ödüyorum diye ayakta uyutmuş babamı adam. Mahkeme kararı var kızım, mahkeme kararı. Ben babamın yanına gitmem lazım. Dur, ben hemen avukatı arıyorum. Hadi çavcığım, dur. Ben kahveye gideyim. Bizim kazı mı bulayım? Köye haber salalım. Belki bir göre neden olmuştur ha? Hadi bana müsaade. Ay ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu şey dediler kızım, pürüzler. Tefüdünü yerine getiremedi diye mahkeme kararıyla alıp götürdüler. Bu sefer çok ciddi. Avukat açmıyor. Ben arabayı almaya gidiyorum. Dur oğlum, dur hele. Şimdi ben ilaçları getireceğim, dur. Ben ilaçları alayım, geleyim. Ah abim, ah güzel abim, başımıza gelenler, ah ah, yandı zavallı. Kızım, siz beni bırakın da şu abimin ilaçlarını bir toparlayın. Hadi hemen hazırlayın da gidelim. Hala ne olmuş şimdi, ben anlamadım. Kredi borcu ne? Bankayla mı başımız dertte? Ah bak, bu Veysel var ya, ahlaksız Veysel. Abim kimliğini kullanaraktan beri paraları ödüyorum demiş, ödememiş hiçbir parayı. Emir hadi gidelim. Avukat açmıyor. Ne işiniz var lan sizin burada? Mehmet yapma Allah aşkına. Ulan bir gün nezarette kaldım diye meydanı boş mu buldunuz lan? Yeter ama. Ali Kıran başka sen mi oldun başımıza? De geç şuraya. Baban hapse gitti. Veysel dolandırmış babanı. Polisler geldi, mahkeme emriyle götürdüler. Hadi bakayım. Seyir. Kızım al kocan, çık dışarı. Hadi orada bekleyin beni. Hadi. Ben de geleceğim Allah. Gelmeyeceksin. Sen al, hadi yürü. Çık. Bekleyin beni orada. Allah bak. Feriha. Ben seni yanımda götüremem kızım. Ha abim derse ki getir Feriha'yı, ben onun yüzünü görmeye hazırım. Ancak o zaman götürebilirim. Hadi şimdi çıkın dışarı. Ben gittikten sonra ne yapacaksanız yapın. Hadi kızım. Hadi. Merak etme, halledeceğiz. Hadi gel yukarı. Ne sormak istiyorsan sorarsın. Halanlardan haber geldiğinde de babanın yanına götürürüm. Ne yapacağız bilmiyorum. Annem hiç istememişti babamın onunla çalışmasını. Baştan beri hiç sevmemişti o Veysel denen adamı. Merhaba, rahatsız mı ettim? Ya geçen geldiğimde küpemi unutmuşum da.
Feriha! Feriha! Kötü bir zamanlama oldu sanırım. Rüya sana buraya gelmemeni söylemiştim. Emir, kramp! Ne oluyor? Rüya! Çok kötüyüm. Beş dakika beklersin değil mi? Feriha nerede kalıyor? Yukarıda. Feriha topla eşyalarını gidiyoruz. Ne diyorsun be? Çıkar mısın dışarı? Hadi Feriha kalk gidiyoruz. Gelmiyorum ben bir yere. Çıkar mısın? Kalk hadi Feriha. Aa! Ne oluyor be? Topla eşyalarını eve gideceğiz. Gelmiyorum hiçbir yere ben. Bırak. Bu ne be? Aa! Bırak! Ne yapıyorsun? Emir bırak! Emir bırakır mısın? Bırak! Emir bırakır mısın da olur ya? Emir bırak! Emir bırak diyorum sana. Bırak! Bırak diyorum. Bırak! Emir bırak! Saçmalama ama ya! Emir bırak! Ya Emir bırak! İndir beni çabuk! İndir! Binmeyeceğim. Bırakır mısın? Etiler lütfen. Gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Bakın bu benim karım. Tamam mı? Evimize götürüyorum onu. Gidelim lütfen. Beyefendi gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Vallahi ben karı koca arasına giremem. Aranızda halledin artık. Gidebiliriz. Bırak gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Emir bırak. Ya bırakır mısın ya? Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak diyorum sana bırak. Bırak. Bırak diyorum bırak. Ya bırak. Bırak. İkimiz de iyileşene kadar bu evden çıkmayacağız Feriha. Emir çıkmak istiyorum hemen. Çıkmayacaksın. Ne demek çıkmayacaksın ya? Kendine gel artık. Ben uzun zamandır olmadığım kadar kendimdeyim. Bırak şunu. Aa! Hasta mısın sen? Manyak mısın ya? Sana bir telefon borcum var. Hatta... kendime de. Emir bak açacaksın bu kapıyı. Emir açacaksın bu kapıyı. Feriha buradan çıkmayacağız. Her şeyi konuşup halledene kadar bu kapı açılmayacak. Sen kendini ne zannediyorsun be? Beni buraya zorla getiriyorsun, kapıyı üstüme kilitliyorsun. Telefonumu kırıyorsun. Ben de sen izin vermiyorsun diye oturup burada bekleyeceğim değil mi? Sen beni gerçekten tanımıyorsun. Hiç. Hiç. Ben seni çok iyi tanıyorum. Seninle başka türlü konuşamayacağımı bilecek kadar iyi tanıyorum. Ha. Beni benim yüzümden buraya kapattın yani. Her zamanki gibi sana başka şans bırakmadığım için. Sen benimle böyle de konuşamayacaksın Emir. Ben bu evden çıkacağım. Kapıdan ya da bacadan. Hop hop. Dur. Dur. Bırak. Bırak.
İstersen sabaha kadar susmaya devam et. Ne kadar susarsan o kadar uzun sürecek. Kaç saat oldu konuşmayalı? Karşımda biri varken kendi kendime konuşmak ilginç bir deneyim oluyor. Bak, sinirim bozulduğu için değil ama sen böyle susmaya devam edersen ben de saçmalamaya devam ederim. Burada böyle günlerce kalabiliriz. Eğer gerçekten buradan gitmek istiyorsan öyle ya da böyle benimle konuşmak zorundasın Feriha. Peki sen bilirsin. Zamanımız çok. Zaten karşımdasın. Susmandan da şikayet edecek değilim. Geç şuraya. Ne yapıyorsun ya? Ne farkın kaldı Halil'den? Haklısın. Belki de bir farkım kalmadı. Beni burada tutamayacaksın Emir. Feriha konuşana kadar burada kalacağız. Ne konuşacağım seninle ya? Neyi konuşacağım? Ne konuşulur ki seninle? Hadi Halil hasta. Sana ne oluyor? Ne açıklaman var ki senin? Benim bir açıklamam yok. Ben işimden geleni yapıyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Buradan çıkar çıkmaz şikayet edeceğim seni. Bunun cezası neyse çekeceksin. Feriha, eğer sonunda seninle konuşmayı başarabilirsem hiç şikayet etmeden cezasını çekeceğimden emin olabilirsin. Sen gerçekten ne yaptığının farkında mısın? Bu ne kadar sürecek sanıyorsun? Beni daha ne kadar böyle burada tutabilirsin ki? Sana bunu defalarca söyledim. Her şeyi konuşana kadar. Seninle bu şekilde böyle zorla ne konuşacağımı zannediyorsun? Sen konuşsan dinleyecek miyim ben? Seni asla dinlemeyeceğim. O zaman dinleyene kadar buradan çıkamayacaksın Feriha. Nasıl böyle gözünün önünde senin? Nasıl mı? Anlatmamı ister misin? İstemiyorum. Gözüm döndü. Çünkü karım bir kez olsun bile beni dinlemedi. Çünkü karım bütün o dedikodulara izin verdi. Ha, dedikodular. Tabii başka ne olabilirdi ki? Yine tek sorun senin egon değil mi? Senin egonu zedeleyen dedikodular. Zaten konuşacak başka bir şey yok değil mi? Var, konuşacak çok şey var. İstersen sondan başlayalım. Mesela Levent Bey'le bütün okuldaki dedikodunuzu konuşalım. Yine Levent Bey değil mi? O dedikoduları çıkaran kızlardan daha zavallısın. Benim tek zavallılığım sensin Feriha. Ben mi? Ben kimim ki? Neyim ki ben? Senin çizilmemesi gereken karizmanın, incinmemesi gereken egonun yanında ben kimim ki? Karizmam egom değil. Mesele kalbim. Anlasana. Bana sakın kalbim deme. Sakın. Beni buraya konuşmak için değil, dedikoduları kaldıramadığın için getirdin sen. Emir Sarrafoğlu'nun karısı evi terk etmiş yurtta kalıyor. Bir de Levent Bey'le adı çıkıyor. Senin derdin benimle konuşmak değil, dedikoducuları susturmak. Benim tek derdim bu anlamsızlığa bir son vermek. Beni buraya getirmen anlamsızlık. Bunun işe yarayacağını düşünmen anlamsız. Sen karını evine getirdin işte. Herkesin ağzını kapattın. Başka bir amacın yoktu zaten. Saçma sapan dedikodulara kulaklarını kapatamadın, beni eve kapatıyorsun. Herkes çenesini kapatıp Levent Bey saçmalığını unutana kadar beni burada tutacaksın. Sonra? Sonra ne olacak? Sen o kapıyı açtığında ne olacak Emir? Birbirimizi anlamaya başlayana kadar kapıyı açmayacağım. Anlamak senin umurunda mı be? Hadi tamam. Hadi dedikoduları konuşalım. Hangisine daha çok inandın? Seni Levent Bey için terk ettiğime mi yoksa başından beri gizli bir ilişki mi olduğuna mı? Pardon, daha fazla devam etmemem gerekiyor değil mi yoksa bir tokat daha yerim? Sana bir daha asla vurma. Bana ne söylersen söyle, ne yaparsan yap bir daha asla. Sana inanmıyorum. Eğer o tokattan sonra biraz pişman olsaydın beni buraya böyle getirmezdin. Seni buraya getirdiğim için özür dilemeyeceğim Feriha. Bana seçim şansı bırakmadın. Sen sadece kaba değilsin. Samimiyetsizsin de. Duymak istemediğin hiçbir şeyi dinlemiyorsun. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O gece beni tokatla susturdun. Şimdi başkalarını susturmak için beni kullanıyorsun. Evet, o dedikodular olmasaydı seni sabrım taşına kadar bekleyecektim. Bugün duyduklarımı duymasaydım belki de seni zor kullanarak buraya getirmezdim. Seni buraya kilitlemezdim. Bu kadar gözüm dönmezdi belki de. Biz o dedikoduları değil, bize yaptıklarımızı konuşacağız. Biz. Biz deyince daha mı kolay oluyor senin için? Biz diyemezsin sen. Sen yaptın. Sen tek başına mahvettin her şeyi. Benim yalanlarımla mahvedemediğim şeyi sen o kadınla, o tokatla mahvettin. Evet, mahvettim. Hadi devam et. Kus içindekileri. İşte buna ihtiyacımız var. Bunları konuşmaya ihtiyacımız var.
Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Haklısın. Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Yatak odamızdan başlayalım. Yatak odasını değiştirmek mükemmel bir jest değil mi? Ne kadar zarif. Duvar kağıdıyla kendimizi kandıralım. Ama her şeyi değiştirirsen de bu duvarları... Bunları değiştiremezsin. Duvar kağıdı, süper fikir. Olup biten her şeye şahit olan duvarları önce saklamamız gerekir, öyle değil mi? Ama bak buradalar işte. Hadi bana borcunu öde dediğinde de buradaydılar. Tek bir gece için sana geldiğimde de buradaydılar. Sen o kadınla her şeyin intikamını alırken de buradaydılar. Saklasan da silemezsin. Evet, silemem. Ama sen de o kadının neden var olduğu gerçeğini silemezsin. Evet, o kadın hataydı. Ama biliyor musun? Ben senden ne kadar özür dilesem de o kadın sadece benim hatam değildi. Senin de hatandı, Feriha. Söylediğin yalanların yüzünden o kadın ikimizin de hatasıydı. Kendi zaafına ne ucuz bir mazeret. Ucuz ya da değil. Doğru olduğunu biliyorsun. Bu yüzden daha evinde ben senden özür dilerken sen de benden diledin. Şimdi bunu inkar etme. O kadın bana neler dedi biliyor musun? Bana neler söylediğini, o gece neler yaşadığımızı bilemezsin dedi. Bilemem ama merak ediyorum gerçekten. O kadınla geçirdiğin geceyi hatırlıyor musun? Ha? Ha, yoksa hatırlayamayacak kadar sarhoş muydun? Ne konuşmuştunuz mesela? Ya da konuşmuş muydunuz? Tabii ki konuşmuştunuz. Neler söylemiştin ona? Gözlerinden, mesela saçlarından bahsettin mi? Onu öperken de gözlerini kapattın mı? Nasıl öptün onu? Beni öptüğün gibi mi? Şefkatli mi? Yoksa daha mı tutkulu? İşte böyle öptün. Bir daha sakın yapma bunu. Bana karşılık verdiğin için mi? Bana karşılık verdiğini biliyorsun. Çok saçma. Bak, ikimiz de şu an normal değiliz. Bu kafayla konuşamayız. Tamam, konuşmamız gerek. Bunu ben de kabul ediyorum ama böyle olmaz. Benim sakinleşmem lazım. Sana bir şeyler söylemeye, seni dinlemeye hazır olmam lazım. Emir, ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazla çirkinleşmek istemiyorum. Şimdi sen kapıyı açacaksın, ben yurda gideceğim. Bu manyaklığı unutacağız. Bir süre birbirimize yaklaşmayacağız. Sonra dışarıda bir yerde buluşup her şeyi konuşacağız, tamam mı? Tamam değil. Ne demek tamam değil? Feriha, seni tanıyorum. Bu kapıdan çıkacaksın ve bir daha benimle karşılaşmamak için elinden geleni yapacaksın. Tek başına düşünüp tek başına karar vereceksin. Kendimi de tanıyorum. Nereye gidersen git seni bulup yine buraya getireceğim. O yüzden hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Sen o kapıyı istesen de istemesen de açacaksın Emir. Bu saçmalık böyle devam etmeyecek. Duyuyor musun beni? Kurtulacağım bu saçmalıktan. Ya sen insan gibi beni bırakacaksın, ben gideceğim. Birkaç gün ne kadar delirdiğini unutmaya çalışacağım. Ya da ben sana o kapıyı açtıracağım ve ne hale düştüğünü asla unutmayacağım. Cevap bile vermeyeceksin. Seninle insan gibi konuşmaya çalıştığım için aptalım ben. Aptal. İyi. Rezil olalım, tamam mı? Bütün apartmana herkese rezil olur. Bakalım önce gürültüden kim rahatsız olup da şikayet edecek? Aa, kim var aşağıda? Sanem Hanım. Önce kime rezil olacağız acaba? İyi şanslıysan babamlara rezil oluruz önce. Nasılsa onlar alışık kızlarının kaçırılmasına.